Coşkun Özolding, Sanayi ve Ticaret programını sunar. Sanayi ve Ticaret programından merhaba. Küçük bir teknik aksaklıkla biraz gecikmeli girdik değerli izleyenler. Türkiye Cumhurbaşkanı'nı seçti. Bu cuma itibariyle de artık yeni kabinenin açıklanmasını bekliyoruz. Tabii ki gündemde pek çok isim var. Bir seçim belirsizliği ortadan kalkmakla birlikte yeni ekonomi programı adı altında bir süredir Türkiye'de uygulanan program devam edecek mi, etmeyecek mi? Kabineye girecek isimlerden de bunun sinyallerini alacağız. Biz birazcık bu dönemin sanayi ve ihracatçı cephesinden beklentilerini biraz konuşmak istiyoruz. Müjdat Geçici Erbakır AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok... Yani bir şanssızlık oldu, evet, bağlanamadık. Evet, olsun, telefondan da olsa aldık, sesinizi duymuş olduk. Önemli günler, önemli zamanlar. Ciddi bir belirsizlik arkada kaldı. Yeni belirsizlikler var, tutulan yolla ilgili, sürdürülen politikayla ilgili. Ama en azından bir büyük seçim belirsizliği arkada kaldı diyebiliriz. Bir rahatlama olarak yansıdı mı Müjdat Bey piyasalara? Valla tabii seçim bitti. Yani ifade ettiğiniz gibi artık biz baş başayız. Yani şu anda yani zaten biz işimizi devam ediyoruz. Zaten biz üretimimize devam ediyoruz. Zaten biz istihdam ve ihracata devam ediyoruz. Bizde bir kesinti olmadı. Olamaz. Yani bizim bisikletin pedalına basmak, devamı basmak gibi bir zaruretimiz var. Ama yani sizin de dediğiniz gibi tabii seçim sonrası, yani seçimden önce yani ne olacak diye beklerken şimdi tabii seçimden sonra ne olmalıyı düşünmeye başladık. Tabii. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Yani biz tabii hem üretici hem ihracatçı kişileriz, şirketleriz. Dolayısıyla yani bizim şu anda en önemli sorunlarımızdan özellikle ilk 3 ayda bilançoların eksi geldiğini ve bilançoların eksi olarak bağlandığını özellikle ilk başta söylemek isterim. İkinci 3 ayda bilançolar ne gösterecek? Temennim o ki ilk 3 aydakileri rastlaşmayalım. Yani onlarla karşılaşmayalım. Çünkü sanayicinin her şeyden önce karnesi bilançoları, takdir edersiniz. Evet. Dolayısıyla yani bu bilançoların eksi gelmesinin de peki çıktıları nedir? Ona baktığımızda ise her şeyden önce tabii ki ihracatlı olarak döviz bizim en önemli sorunumuz. Çünkü aşağı yukarı yılbaşından beri %112 gibi dövizin attığı bir yerde ham maddelerimiz, üretimde kullandığımız bütün enstrümanların %40-%50 gibi arttığı bir ortamda bizim bilançolarımızda biz müşterimizi maliyet unsuru takdir ettiğimiz şekilde müşterimize bunu yansıtamadığımız bir gerçeği var. Zarar buradan kaynaklanıyor. Ama şurası var hanım, her şeyden önce tabii ki biz sanayiciyiz. Bizim müşterimiz veli nimetimiz. Yani bu babadan kalma yani atasözümüz. Ama müşterimizi kaybedemeyiz. Çünkü müşteri kaybı demek yani işimizi kaybetmek demek. Biz bir müşteriyi çok zor elde ediyoruz ama kolay kaybediyoruz. Onun için zararına da olsa biz müşterilerimizle çalışmaya ve müşterilerimizi ürünlerimizi göndermeye ve aramızdaki diyalogları devam ettirmeye düşünüyoruz. Yani bu böyle ama neler olsun diye düşünüyorsak, soruyorsanız da yani orada farklı görüşlerimiz yok. Yani her şeyden önce dövize mutlak surette yani şimdi kurulacak olan hükümetin yani bence temennimiz en önemli bu konuda yetkin iktisatçıların, yetkin ekonomistlerin ve bizim üretimlerimizi anlayan ve bilen, ihracatı bilen bakanlarımızın bizi yönetmesini bekliyoruz her şeyden önce. Yani yetkin bir ekip bekliyoruz. Yani bu çünkü adamla oluyor bu işler. Dolayısıyla onun için yetkin, saygın ve konuyu bilen ve konusunda tedbirler alabilecek yetkinliği olan insanlar bekliyoruz. Diğer taraftan tabii o ne yapmalı? Yani önce ifade ettiğimiz gibi Türkiye'nin en önemli sorunu bence enflasyon. Yani enflasyonun bu denli yükseldiği bir ortamda
hala yükseliyor olma ihtimalinin bulunduğu bir yerde mutlak surette enflasyonun önlenmesi ve enflasyonun bir yere getirilmesi gerekiyor. Çünkü evet, döviz de hakeza ona paralel onunla gidiyor. Yani bugün eğer dövizi baskılıyorsak, enflasyon artıyorsa işte bu bize yani geliyor. Onun için gelecek ekibin her şeyden önce yalnız enflasyon, yalnız döviz değil, bence yapısal bir takım reformların da bu arada olması, getirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani bunun için neticede dövizi yani biraz da serbest bırakmalı. Tabii serbest bıraktım diye bugün 20'lerde dolaşan döviz 30'lara gelsin. Düşünmeyiz yani bunu, ama makulün, mantıklının olması gerektiği yerde bugün 23'ler 24'lerin bulunması gerektiğini düşünüyoruz. Ama yani bunu bir yerde bu noktayı desteklemek zorundayız. Bir yalnız bununla bitmeyecek iş. Yani ihracatçının bugün krediye de, yani sanayicinin krediye de erişiminde sorunları var. Yani her ne kadar yani Merkez Bankası kaynaklarından 8,5 döviz krediler konuşuluyorsa da bugün piyasada mevduat faizlerinin 30'larda 40'larda, döviz mevduatının da neredeyse 20'lerde konuşulduğu yerler var. Tabii bunların hep geçici ve panik ortamında yapılan yani durumların bulunduğunu düşünüyoruz. İşte bunların yani ez cümle en kısa sürede tedbir alınarak gelmesi lazım. Yani ihracatçının bir diğer taraftan da krediye oluşması, ulaşması ve uygun şartlardaki kredilere ulaşması lazım. Bunun için de bence en önemli enstrüman, bunun için kuruldu zaten, kuruluş yapısı da Exim Bank. Exim Bank'ın yani makul, mantıklı ve ideal ölçülerde çalıştırılması gerektiğini bekliyorum. Çünkü Exim Bank ihracatçı için, sanayici için olmazsa olmaz önemli bir kurum. Bugüne kadar Exim Bank marifetiyle gerçekten biz çok çok faydalandık, yararlandık son zamanlara kadar. Müjdat Geçici, tabii iyi bir kadro kurmak için önce gerçekten de bir böyle bir hani aynayı tutmak lazım. Hükümetin de ya da Sayın Erdoğan'ın da tabii ki bir hani öz eleştiri mekanizması üzerinden hani bir yol tutturduk ama bu başlangıçta biz ihracatı güçlendirmek için çıkmıştık yola. İşte Türkiye'nin daha üretim anlamında rekabetçi bir yapı kurmak adına yola çıkmıştık ama maalesef geldiğimiz bu 1,5 yıllık süre içerisinde iş bu noktaya gelmedi demiş olması gerekiyor. O sinyalleri aldığınızı düşünüyor musunuz? Tabii ki Cuma günü kabine açıklanana kadar çok da net bir algımız maalesef olamıyor bu konuda. Çünkü bir seçim satımı halinde genel anlamda hükümet de kendi lehinde çok daha pozitif söylemler içerisinde tabii ki bu kampanyayı yürüttü. Ancak rakamlar ortada. Mesela Nisan ayı ihracat çok sert daraldı. %20 daraldı. Mesela Mayıs'ta ne bekliyoruz? Siz Denizli gibi ihracatın böyle nabzının attığı bir şehirden bağlanıyorsunuz bize. Dolayısıyla Denizli'li üretici tam olarak neler yaşadı, neler yaşıyor? Hani mevcut uygulanan ekonomi politikasının sanayici üzerinde yarattığı belli ki ciddi bir sıkıntı var ki dün TİM Başkanı da katıldığı bir programda rekabetçiliğimizi kaybediyoruz diye bir serzenişte bulundu. Dolayısıyla biraz daha açar mısınız? Yani biz bu yola siz güçlenin diye çıkmıştık. Belli maliyetler ihracatçı, sanayici daha güçlü olsun, daha rekabetçi olsun diye o maliyetlere tahammül edildi, sabır gösterildi. Ama gelinen nokta bambaşka bir yere doğru gitti. Nerede hata yapıldığını düşünüyorsunuz ama daha da önemli olan hani tam olarak yaşadığınız sıkıntı ne? Neden mesela Nisan ayı ihracatı ortalamada %20 gibi sert bir frene uğradı? Tabii yani bunu söylemek için yani birkaç parametreyi de müsaade ederseniz lütfen, bunları tabii, birlikte mi anlatmak isterim alalım. Şimdi bir kere her şeyden önce ihracatımız düştü. Yani siz yani bunun yani bugün bizi yönetenler tarafından yani Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından müstakbel bakan olacak insanlar, onlar da bizim içimizde hala insanlar, onlar da biliyorlar. Yani en basitinden bu ihracatımızın rakamının gerçekten düştüğünü
bilmediklerini evet. düşünmüyorum. Yani bu rakamlar ortada. Yani alenen ilan ediliyor. Bütün basın çıkıyor esasında. Bakanlık ilan ediyor bunları. Kim ilan ediyor? Dolayısıyla bunun herkes tarafından bilindiğini varsayıyorum. Yani birincisi. Şuraya bağlayacağım Müjdat Keçeci. Bunun yurt dışındaki gelişmelere tamamen bağlamak mümkün değil herhalde, değil mi? İşte efendim hayır, Avrupa'da resesyon, Almanya'da. Anlatacağım eğer müsaade ederse evet, anlatacağım. Lütfen rica ediyorum, yani, buyurun. Şimdi birincisi yani bu bir çıktı yani netice. Peki bu neticeni analiz etmemiz icap eder. Her şeyden önce birinci şart söylediğim gibi bizim dövizlerin baskı altında tutulması. Evet. Çünkü yani birinci madde bu. Yani %10, yılbaşından beri %10, %12 artan dövizin karşılığında ham maddemiz, girdimiz %40, %50 minimum ortalama artış gösterdi. Dolayısıyla biz bunu karşılayamıyoruz ve dolayısıyla bilançolarımız zarar ediyor. Bu en önemli faktör. Hı hı. İkincisi yani bütün ikincisi ise bu arada girdilerimizin içerisinde beklemediğimiz bir ücret enflasyonu bizim bütçelerimizde sarstı. Yani bugün mesela bizim yılbaşında yaptığımız bilanço bütçelerimizde hiç EYT konusu yoktu. Ama EYT bizim bilançolarımıza yani bu 3 aylık bilançolarımıza ve ikinci 3 aylık bilançolarımıza beklemediğimiz bir maliyetle girdi. Dolayısıyla bunun yükü her şeyden önce tabii bizim ne olursa olsun maliyetlerimize girerek ücretli ürünlerimizin üzerinde bir yük olarak bize dezavantaj getirmeye başladı. Bir başka faktör de yani özellikle enerjide dalgalanan bir enerjide yani kendimizi yönlendiremez hale geldik. Ne kadar enerjide bir takım iskontoların yapılması söz konusu ise bizim esasında rekabet ettiğimiz ülkelerdeki elde edilen diğer rakamlara karşı bizim ülkemizdeki rakamlar biraz daha farklı. Diğer faktörse dış faktörler. Bugün mesela geçen sene hastalık nedeniyle Çin'in çalışmadığı bir ortamda artık Çin devreye girdi. Ellerindeki gerek işçilikle gerek enerjiyle ve gerekse ham madde girdileriyle elde ettikleri ürünleri bizimle birlikte aynı pazara daha farklı daha fazla fiyatlarla rekabet edebilir duruma geldi. Ve bir diğer faktör de bizim için de bir avantaj olmakla beraber piyasaya giren bu uzak doğu pazarı lojistikteki geçen yıllara, geçen dönemlerdeki yüksek fiyatlara rağmen daha düşük fiyatlarla daha kolay ulaşmaya başladı bizim pazarımıza. Dolayısıyla bunların hepsini bir araya getirdiğimizde yani bizim gerçekten bu noktalarda bulunduğumuz söz konusu. Hanım. Evet, anlıyorum. Yani kredi faizlerini evet. de bu arada tabii söylemeden geçtiğimiz düşünmeyin. Daha önce söylediğim söylediniz. İçin tabii kredi faizlerinin de bizim faizlerinin de ve krediye ulaşmamızdaki bu zorluğumuzun da bizim maliyetlerimizin üzerinde gerçekten önemli bir faktör olduğunu da bilmemiz lazım. Peki Müjdat Keçeci çok çok teşekkür ediyorum kıymetli katkınız için. İnşallah bu yeni dönem hayırlı tabii uğurlu yani olsun çünkü, tüm sanayicilerimiz için. Biz şunu söylemek isterim ki biz yani her şeyden önce istikrar ve güvenin mutlaka gelmesi gerektiğine inanıyoruz. Geleceğine de inanıyoruz. Yoksa bu ülke bizim, bu ülkede bu iş yerleri bizim, iş yerlerindeki istikbal bizim. Evet. Dolayısıyla bu ülkenin sanayisinin mutlak surette bu ülke için çalışması gerekir. Çünkü biz bu ülkede bu sanayiyi, bu üretimi çok zor şartlarda kurduk. Dolayısıyla yani kolay kolay da ipin ucunu bırakmayız. Biz zararını da olsa bugün dönüyoruz, malımızı satıyoruz ve mutlaka gelecek günlerde bize tanınacak imkanlarla daha normal günlere gideceğimizi düşünüyoruz. Çünkü Türkiye daha önceki yıllarda bu süreçten geçti ve bu süreci herkesin beklemediği bir şekilde en kısa sürede egale etti. Onun için biz sanayiciler kötümser değiliz. Yeter ki inancımızın, güvenimizin
ve gelecek olan istikrarın bize desteği olsun. Müjdat Keçici, çok teşekkür ediyorum kıymetli katkınız için. İyi yayınlar diliyorum. Sevgiler sunalım. Sağ olun, var olun. Evet, sanayicinin beklentileri bu yönde. Değerli izleyenler, ihracat ve sanayi dostu politikaların gerçekten çok daha profesyonelce kurgulanmasını istiyorlar, bekliyorlar. Bu şirketler, bu sanayi tesisleri kolay kurulmadı gerçekten de Türkiye'de. Arkasında muazzam bir emek var. Burada noktalayalım. Konuşmayı tabii ki sürdüreceğiz. Kısa bir reklam arası, reklamların ardından bu defa gün ortası programıyla bir arada olacağız. Görüşmek üzere. Coşkun Özolding, Sanayi ve Ticaret programını sundu.